İstanbul kültürünün kalbi Beyoğlu, her adam başladı kurtuluş yolu. İnan güne taşıyor şimdi aynı ruhu. Biz inandık sen de inan haydi Beyoğlu. Evet, değerli komşularım, değerli Beyoğlu komşularım, bu mutlu günümüzde bizim aramızda olduğunuz için, coşkunuzla, yüreğinizle bize güç kattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bizleri yanımda İstanbul İl Başkanımız, değerli dostum, yol arkadaşım Özgür Çelik'e huzurlarınızda hoş geldin diyorum. Yine komşu ilçemiz Şişli'mizin kıymetli belediye başkanı Sayın Emrah Şahan aramızda, kendisine hoş geldiniz, güç verdiniz diyorum. Sarıyer'in yeni belediye başkanı kıymetli dostum, değerli abim Oktay Aksu aramızda, Oktay başkanımıza da hoş geldiniz diyorum. Tabii benim 15 yıllık dostum, aile dostum, kıymetli kardeşim, yol arkadaşım, Beşiktaş Belediye Başkanım Rıza Akdolak da aramızda, kendisine hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, pazar günü bir seçim yaşadık. Pazar günü Beyoğlu halkı sahaya indiğimiz ilk günden itibaren bize yüreklice sahiplenen, kahvelerde, derneklerde, pazarlarda desteğini bizden esirgemeyen Beyoğlu halkımız sandıkta da desteğini bizden esirgemedi. Ben huzurlarınızda tüm Beyoğlu halkıma yürek dolusu teşekkür ediyorum. Beyoğlu Belediyesi Türkiye'nin ilk belediyesi. Kurulduğu tarihten bugüne ilk belediye başkanından son belediye başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız'a kadar emek veren tüm belediye başkanlarına, tüm personele teşekkür ediyorum. Biz yapılan tüm iyi işlerin takipçisi, tüm iyi işlerin devamcısı olacağız. Bunu da belirtmek istiyorum değerli dostlarım. Beyoğlu halkı sandıkta bir şeyler söyledi. Beyoğlu halkı sandıkta hepimize bir mesaj verdi değerli dostlarım. Beyoğlu halkı bize artık partizanlıktan bıktık dedi değerli dostlarım. Beyoğlu halkı artık bizi ayrıştırmayın, bizi farklılıklarımızla kabul edin dedi. Bizi farklılıklarımızla kabul edip sorunlarımızı çözün dedi Beyoğlu halkı. Yine Ok Meydanı bölgesi kentsel dönüşüm sorunumu artık siyasetin sömürü alanından çıkarıp çözün dedi bize. Yine Tophanesi'nden Sütlüce'sine, Halıcıoğlu'ndan Ok Meydanı'na insanlar artık otopark sorunumuzu çözün, komşu komşuyla kavga ediyor dedi değerli dostlarım. Yine Beyoğlu halkı geçinemiyoruz dedi. Sosyal dayanışma ihtiyacımız var dedi sandıkta. Beyoğlu halkı belediyeyi bu zor günlerde yanında görmek istediğini belirtti değerli dostlarım. Yine gençlerimiz, iş aş sorunuyla boğuşan gençlerimiz, mesleği olmayan gençlerimiz, sosyalleşmek isteyen gençlerimiz ve sürecin ilk gününden itibaren yüreklice yanımızda duran gençlerimiz. Ben Beyoğlu'nun gençlerine selam olsun diyorum. Onlara hizmet etmek bizim boynumuzun borcu olacak diyorum. Emekliler pazarda, sokakta yolumuzu çevirdi. Destek olmamızı istedi. Yine çocuklarımız sokaklarında oyun sahası, park, futbol sahası istedi bizden değerli dostlar. Belediye işçilerimiz parayı pulu bir yere bıraktık dedi başkanım. İnsanca muamele görmek istiyoruz dedi belediye işçilerimiz. Kasımpaşa sahili artık ranta değil, halka açın dedi bize sandıkta. Yine can dostlarımıza sahip çıkın, veterinerlik hizmetine çağ atlatın dedi Beyoğlu'nda komşularımız. Kimliksizleşen Beyoğlu'nun kimliğini geri getirin dedi.
yine kültür sanatın başkenti yapın dedi. Yine festivallerin coşkusu bu sokaklarda yaşansın dedi Beyoğlu halkı bize. Ve 45 mahalle birden artık bu yollarımızı yapın, yürünemeyecek halde yollarımıza hizmet edin değerli dostlarım. Ben pazar günü bu mesajı aldım. Ben bu mesajı başucu kitabım yaptım. Ben bu mesajı 5 yıllık yol haritam yaptım değerli dostlarım. 5 yıl bütün derdim, çabam, enerjim Beyoğlu halkının bu sorunlarını çözmek için olacak. Gecemi gündüzüme katacağım, bu sorunları çözeceğim dedim. Bu sorunları çözmek için bütün enerjimi sarf edeceğim değerli dostlarım. Ben yola çıkarken ben her şeyi bilirim demedim. Ben her şeyi bilemeyebilirim ama biz bilenlerle yol yürüyeceğiz değerli dostlarım. Beyoğlu'nun kültür sanatına sanatçılarla yol vereceğiz. Beyoğlu'nun kentsel dönüşümünü yaşayanlarla belirleyeceğiz. Beyoğlu'nun gençlerin taleplerini gençlerle konuşacağız. Esnafın sorunlarını esnafla konuşarak çözeceğiz. 6. daireye kapanıp vatandaşa rol biçmeyeceğiz. 6. daire Beyoğlu Belediyesi vatandaşın hizmetkarı olacak değerli dostlarım. Ben buradan şunu söylüyorum. Ben Beyoğlu halkına başkan olmayacağım. Kardeş olacağım, arkadaş olacağım, yol arkadaşı olacağım, evladı olacağım. Ben Beyoğlu'na başkanlık yapmaya değil, hizmet etmeye geldim. Buradan bütün Beyoğlu Belediye personel arkadaşlarıma da bundan sonra icraatlerini bu bakış açısıyla yapmalarını istiyorum. Biz bu sorunları büyük bir birliktelikle çözeceğiz değerli dostlarım. Ben buna Beyoğlu birlikteliği dedim. Bu Beyoğlu birlikteliğini biz 45 mahalleyle birlikte oluşturduk. Biz bu Beyoğlu birlikteliğini Alucralı hemşerilerimizle, Sivaslı hemşerilerimizle, Mardinli kardeşlerimizle, Aksekili, Rizeli, Samsunlu, Batmanlı komşularımla biz bir Beyoğlu birlikteliği oluşturduk. Biz yine çocuklarla, gençlerle, emeklilerle, kadınlarla, esnafla, sanatçılarla bir Beyoğlu birlikteliği oluşturduk. Ve bu birliktelik Beyoğlu'nun önümüzdeki 5 yılına damga vuracak. Çözülmedik sorun, sıkmadık el, bırakmayacağız değerli dostlarım. Aşk ile olmalı, yürek ile olmalı her şey demiş şair. Ben de şunu söylüyorum, doğup büyüdüğüm mahalleme, doğup büyüdüğüm sokaklara, evlendiğim, aile kurduğum sokaklara, ilçeme ben aşk ile, yürek ile hizmet etmek için yola çıktım değerli dostlarım. Beyoğlu halkı beni bu göreve layık gördü. Ben de onlara layık bir belediye başkanı olmak için var gücümle çalışacağım değerli dostlarım. Ben bu vesileyle Kadir Gecemizin mübarek olmasını diliyorum. Tüm Beyoğlu halkına yürek dolusu teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başkanım.